Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kayınvalidemin yattığımız odanın penceresinden açılış yapıyorum. Valla burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Özellikle Asaf için bayağı böyle değişiklik oldu. Bizim o televizyondan işte ai ai gıt gıdak gıt gıdak, yani bütün çıkardığınız hayvan seslerinin gerçeğini burada görmüş oluyor. İstanbul'da da görebilirdi belki ama burada toplu bir şekilde görüyor her şeyi. Yani ben bu gelişimden şöyle bir şey isterim ki Rabbim nasip etsin. İnşallah her sene gelebiliriz. 2 gün de olsa 3 gün de olsa, yani senede bir kere mutlaka gelmeyi çok isterim. Şimdi ev dolu, sohbet ediliyor. Benim de bu açılış videolarını ve kapanış videolarını çekmem gerekiyor. Videoları editliyorum ama hafızam kalmıyor. Daha önceki videolarda söylemiştim editlemeye vaktimin olmadığını. Bari dedim ki açılış videolarını çekeyim. Bugünkü videonun içeriğinden bahsedeyim size. Ah arkadaşlar, başımıza gelenler. Şimdi ben önceki videolarda size detaylı olarak bahsetmedim ama kayınbabamın fındık bahçesi var. Ama bu belki de Trabzon, Giresun taraflarında daha çoktur. Bu köyde en fazla fındığı olan babamın fındığı. Belki diğer evlerde hiç yok. Babam bunu biraz ticari olarak yapıyor. Diğer evler belki böyle kendilerine çerez niyetine yapıyorlardır. Ama babam kazanç sağlamak için yapıyor, kayınbaba. Biz bu sene bu fındığa yardım için geldik. Şimdi fındıklar çok şükür bu sene iyi. Tabii içinde çürükler olur mu bilmiyorum. Bakın, hatta şöyle size göstereyim. İşte Asaf uyuduğu sıralarda ben yemek falan yapıyorken, öğle yemeğinden sonra arkadaşlar yağmur yağmaya başladı. Burada yağmur yağıyorsa yerler çamur olur, fındık toplanmaz. Ve yağmur yağdığı için fındık toplanması bugün iptal edildi. Ve geriye kalanını siz göreceksiniz. Börtlükten toplamaya gidiyoruz. Asaf'ın eşek ve hayvanlarla tecrübesini görüyorsunuz. Şu an babasının kucağında sesi geliyor. Bunu böyle akşam üzeri bir zamanda çekiyorum. Bundan sonraki videolarda arkadaşlar çok güzel şeyler, benim en sevdiğim sebzelerden biri mantarları göreceksiniz. Bunu bana hatıra kalması için de çekmek istedim zaten. Burada doğal şeyleri yemek insanı böyle çok motive ediyor ya. Çok güzel hissettiriyor. Onun dışında farklı bir günde biz... Onun dışında farklı bir günde biz Sinop Erfelek Tatlıca Şelalelerine gidiyoruz. Onu da böyle araya sıkıştırıyorum. Her anımı çekemiyorum. Doğruyu söyleyeyim. Daha güzel anlar yaşadığım zaman da oluyor ama işte telefonu unutuyorum vesaire. Lafı uzatmıyorum ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar, bir saattir böyle duruyor. Hayatta bizim kucağımızda böyle durmaz. Dedesinin kucağında duruyor böyle ya. Ya anne, bir de ben baba diyorum ki insanların çocuğu böyle kucaklarında duruyor. Niye bizimki durmuyor? Meğer sıkıntı bizdeymiş. Sen nasıl dedenin kucağında öyle duruyorsun? Kendi de durmuyor. Yalan yok. Sıkıyor, çeviriyor. Hapıklıyor beni. Ya dedesini çok seviyor ya. Ne baktın sana? Kaçı kızım. Vardı evde bozulmasın. Kaçı kızım. Abla, imkansız kucakta böyle durması. Evet. Çekeyim ki hatıra kalsın. Yataklarımızı toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle valizden birkaç parça bir şey alıyorum. Kapatıyorum, sonra tekrar alıyorum. Şöyle güneşlikleri açalım. Annenin de otantik güneşlikleri var. Şöyle, Allah'ım, şuraya bakar mısınız? Ben size bahçeyi de gösteririm arkadaşlar. Bakın burada neler varmış, korktular benden. Böyle yukarıdan aşağıya kadar bayağı mısır var. Arkadaşlar, oğlumun terliklerine bakar mısınız? Burada dedim belki yürümeye başlarsak dışarı çıkardığımızı kolay olur. Akşam erken yattım. Bakın paşanın terliklerine. Anne. Annem. Dedim belki annem burada yürümeye başlarsa bahçeye çıktığında bir sürekli ayakkabıyla mı olur? Evet, bebişimizin pijamalarını da çıkardık. Arkadaşlar, şöyle fermuarını açtım, istediği zaman girip çıkıyor. Böyle giriyor, dinleniyor, sonra geri çıkıyor. Şu pijamalarını falan toplayayım. Etraf hep bizim eşyalarımız olduğu için.
Bakın kendi kendine gitti emziğini aldı. Tamam. Bak annesine video çekiyor. Bunu oğlum ayağına koyma sofraya lan. Koyma ayağını da. Gel. Tavuklar mı var annem burada? Örü mü yaptılar? Ha? Örü. Hadi. Şöyle bulaşıkları giriştik. Herkes gitti. Şöyle mutfağı toplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada bazı eşyaları çıkarmıştık dün. Biraz karıştı. Şimdi onu halletmeye çalışıyoruz. Burada kayınvaliden buzluktan sarma çıkardı. Akşama kanat mangal yapacağız. Öğlene de patlıcan yemeği yapacağım. Sulu patlıcan yemeği. Şurada mercimeği yıkadım. Ya mercimeği koyacağım şimdi ya da patlıcan yemeğini. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yemeklerimizi koyduk. Saat bakayım bir. Saat 11:30. Bakın şurada patlıcan yemeği pişiyor. Şurada da mercimek çorbası var. Şimdi kayınvalidem dedi biraz şu meyvelerden ye. Bakın kayınbabamın armutları o kadar güzel ki size anlatamam. Erikleri harika. Şimdi birazdan erikleri de göstereceğim. Hemen şunu yiyeyim. Çok güzel tadı. Karpuzu versem de. Kayınvalidem de karpuzu dilimleyecek. Fındığa gelenler oluyor. Yani yardıma gelenler de oluyor. İşçi tuttuğumuz zaman da oluyor. Kanatın etleri yıkadım. Şimdi sosunu ayrı bir yerde hazırlayacağım. Onlarla birlikte karıştıracağım. Şöyle biraz bakayım. Şimdi sarımsak getirdim. Biraz sarımsak koyacağım içine. Belki bunlar az bile gelir. Hazırlıyor. Bunu ben bıçak yiyesi koyayım. İçeri yerine. Bıçak yiyesi. Olmuyor mu? Bunu yaparsın ben sana. Bunu koyuyorum. Tamam. Duman mı gitti? Yoğurt yeterli anne. Duman koyuyorum. Uyun. Asap uyu. Asap uyuduğunda daha rahat oluyoruz. Ama uyanıkken bir savaş resmen. Yani odaya götürüyoruz yatağına. Biraz orada tabii uyanıyor da. Ha bunu at anne. Şimdi yapacağım. Bir şey olmaz. Bir şey yazın. Aradan ya. Yoğurt, salça, bir de tuz ekledim. Mangalda pişeceği için böyle kekik falan eklemiyorum. Bakıyor öyle. Şimdi bunu yıkadığım tavuğun içine ekleyeceğim. Şimdi burada 2,5 kilo tavuk var arkadaşlar. Şimdi bunu soslayacağız. Bak kapıyı aç. Ay. Arkadaşlar fındık için geldik ve Yağmur'a bakar mısınız? Eşim, babam, görümcem, yeğenimiz, fındık toplamaya gelenler hepsi bahçedeler şu anda. Eşim Allah'tan serdiklerini toplamıştı ama şu an hani Allah'ın rahmetidir bir şey diyemem ama biraz işler aksi gidecek sanırım. Yağmur yağdığı için şöyle anne, gezmeye çıktık. Ablayla böğürtlen toplayacağız. Abla sen de böğürtlen seviyor musun? Vallahi keyfi mi topluyorsun? Kocaman olan. Evet ben de büyükleri severim. Koca böyle. Bakın. İşte asafa aldıkça annemle görüntülü konuşuyorlar. İşte video çekiyor anne. Harika. Ama böğürtlen değil mi? Yok değiller. Aa, var ya bizim oradaki ondan alalım. Arkadaşlar bu erikler çok güzel. Yesin. Buldum arkadaşlar. Hemen Asaf'a verdim tabii.
Onu da ver diyor annem. Al oğlum tamam, gel. Ayşe. Mama. Ha iyi bak geldi demek ki. Anne, yok ne versen dünden beri merak ediyorum etme. Topluyoruz arkadaşlar. Ama yağmur yine ya. Yağmaya başladı. Ama onlar küçükler herhalde. Ay, yağacak ha. Hadi yağacak. Hadi orada. Dur ya dikkat et. Allah Allah. Arkadaşlar böğürtlenlerimizi yedik. Şimdi annenin bahçesine geldik. Domatesleri vardı ama gitti domatesler. Bize yemek nasip olmadı onlara. Aa. Bakın şu domateslere bakar domates mısınız? Alabilir mi? Şu ikisini mi diyorsun? Şu kırmızı var ya. Ha, ama abla biz şu buraya tarafta giremeyiz ki. Niye? Bahçe kapısı var. Şu güzel olmuş. Bak Asaf bak. Ay dalından. Ya da istiyorsan anne, şurada çeşme var yıka. Anne beni niye beklemiyorsunuz? Bir şey olmaz ölmezsin anne. Abla dur bir direkt. Direkt yiyebilirsin. Çok güzel kokuyor. Bir Ay ısırsın şey. Asaf. Suyunu da sen de sık 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 suyunu. Sık, öbür taraf öbür bu taraf bol olan yer. He. Ayaklarını da nasıl yapıyor yerken? Beni de çekin. Benim şey telefonum nerede? Varsa hıyar çekin ya hıyar bulayım. Aa, ye oğlum ye. Arkadaşlar görümcem bir tane salatalık buldu. Koparsana. Ama küçük daha olmadı. Üstüne döktük. Aa niye kopar? Üstüne döktük. Arkadaşlar şey, annemin doğal yumurtaları. Bakın burada eşeği var. Biraz da çalışacağız. Kangalları var iki tane. Asafı tavukları var. Asafı şey ya. Şimdi eşeği salıyorlar. Ben öyle. Selin, eşeği tut sen dayıcım korkma. Tamam ben eşeği tutmadan korkma. Tamam hadi çek korkma korkma. Aşağı aşağı aşağı. Aşağı tamam. Ha, bak bak burada. Gel koçum. Küt küt küt. Biraz kötü geliyor sanki. Bıraksın mı Erkan? He? Bıraksın mı? Yok bağlayacağız kaçar. Hmm. Gitme. Eşeği bağlayacakmış. Yedin o. Suyunu içmedi. Aşağı 2-3 daha 2-3 ağaç daha in abla. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Erken onları ben yakalarım merak etme. Orada bir yerde mavi. Arkadaşlar şuranın eğimini görüyor musunuz? Bayağı eğimli. Ama alışkınız. Evet Karadenizler tabii Bilin. Alışkın. Bir gelsene Onat Asaf. Hadi sen de fındık topla. Dur. Topla. Bırak bırak sen hiç tutsun. Yukarıdan daldan bir tane. Sen niye alıyorsun? Çeksin, dursana ama. Abla bunlar elma değil mi? Selin gel. Selin gel. Ses yapmayın. Ben... Arkadaşlar mangal için babam kömürü yaktı. Şimdi yağmur yağar diye böyle kapının önünde yapıyoruz. Bakın buranın üstü kapalı çünkü. Ah. Arada eşim yelliyor. Ben dur. Şimdi buraya getir bana ben de mangalımızı. Bu kenarda kalsın. Dur abla ben artık şimdu kömür. Başlıyoruz. Eyvah eyvah eyvah. Ne oldu? Selin nerede Selin? Selin. Asaf'ı kim tutacak? Geldiğim babam yapamıyor. Gözleri ben yanar mı? İçeriye onu alayım mı ben? Abi, bilmiyorum ki. İç, evin içi duman oldu. Dur istiyorsan ileri git. Anamın perdeleri bastı. Ver ben eldeyim efendim. Abla dur dur bana bırak. Tamam çok iyi. Kenar kenar pişire pişire alırız ya. Şöyle kaydıra kaydıra. Baba bir çevir mangalı. Ama bak alevlenmemesi lazım. Tamam abi alevlenmedi kapattım ben. Hayır ben görüyorum orada alevlendiğini. Yok bak bakayım baba. Daha yeni baktı. Ben görmüyorum. Yeni yaptım tamam. Bak sıcaktır sen ikimiz bir. Tamam ben bıraktım. Oo oh, koy. Bak ya, alevlenen... Normal. Ne oldu? Aç camları çık. Allah. Boş ver. Açsın camı kapıyı gider duman ya. Mangalı bu tarafa aldık arkadaşlar. Yok. Şöyle yakından göstereyim çünkü varsa... rengi parlıyor. Şurada yaptıklarımız var. Bakın. Bir de sebze yapacağız. Ben patlıcanı çok severim. Yani közlenmiş patlıcan. Yaptıracağım onu. Arkadaşlar şöyle kanatlarımız pişti. Göstermedim size domatesler pişti. Domates pişirdik. Şöyle biber pişirdik. Bir de altta şöyle patlıcanlar var. Şurada yörümcem salata yaptı.
kayınvalidem sarma yapmıştı. Gündüz size pişen yemekleri gösteremedik. Burada yaptığım erişte yemeği var. Ama bunu koymayacağız sofraya. Asaf yemeğini yedi. Bu da kalanları. Arkadaşlar bir farklılık yaptık. İşlerimizi ara verdik ve Erfelek Tatlıcı Şelalelerine geldik. Önceki gelişimizde de gelmiştik. Böyle telefondan tabi canlı durduğu gibi durmuyor burası. Yaklaştır. Burası derin değil, böyle güzel. Şeyden durduk, normalde yukarı çıkıyordu ama çıkmayacağız. Şöyle bakın, görümcem kızı Asaf Erkan buradalar. Anne öldü. Yeter o, güzelsiniz abla. Arkadaşlar biz şelalelerden çıktıktan sonra Erfelek ilçeye geldik. Burada bir abimiz var, Ceyhan abi. Eşimle araları çok iyidir ve biz de ailecek çok severiz. Sağ olsun bizi evine davet etti ama biraz böyle emrivaki yapmış olduk. Şimdi yengemiz böyle bir şeyler hazırlıyor ama evin manzarası o kadar güzel ki şöyle göstereyim. Şimdi köyün manzarası farklı ama evin manzarası bambaşka. Yani düşün, evden şöyle bir manzaranız var. Çok güzel. Kapı önü, şura tamamen üzümler var. Tadına baktık, çok güzelmiş. Bayıldım buraya ya. Böyle bir yerde işte yaşanabilir. Hem ilçeye yakın. Yani her şey elinizin altında, hem de doğanın içinde. Arkadaşlar biz misafirlikten dönüşte çok böyle kapsamlı bir market alışverişi yaptık. Kayınbabam da pazar alışverişi yaptı. Böyle sebze alışverişi yapmıştı. Ama onları size çekemedim. Çünkü çok böyle hızlı hareket ediyorduk. Burada fırınlar saat 6 gibi 7 gibi hiç ekmek bulamazsınız. İmkansız. Onun dışında pazara yetişmeye çalışıyorduk. Marketler Allah'tan İstanbul'daki gibi 9'da kapanıyor. Bu zincir marketler yok mu? Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolar dediğim gibi Sinop'la ilgili gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.